أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا لا إله إلا أنت اللهم senden başka ilah yok. سبحانك seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni kuntu minez zalimin, muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina, Rabbim bize ver. Bir dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nâr, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyi, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yegûmul hesâb, o dehşetli hesap gününde. Rabbe a'udu bike min hemedâti şeyâtîn, Rabbim vaaz vereceğim, şeytanların lütmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe eyyahdurûn, ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım şu göğsüme çok genişlik ver. Ve yessirli emri, yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Ve hlul ugdeten min lisani, dilimdeki duyumu çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar cümlelerimi çok kolay anlasın. Amin, muayyin bi hurmeti Taha ve Yasin. Rabbim nasip ederse bu akşam İmam Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin sohbetinden kalan bölümü okuyacağım. Bir sayfayı okuyabildim, kalan kısmı okuyamamıştım. Çok da güzel nasihatler var. Bitirmek istiyorum, izin verin. 15. sohbetin ikinci kısmı. Alabildiğimiz kadar nasihati alacağız. Mümkün olduğu kadar kısa yorumlarla açıklamaya çalışacağım. Peşinden de biraz gündemi konuşacağız ve kapatacağız inşallah. İmam şöyle devam etti. Akıllı olunuz. Rabbinize dönünüz. Allah'a karşı olarak malınızı çıkarmayınız. Allah'ı bırakıp mülke bel bağlamayınız. Şimdi biliyorsunuz kardeşler, bu mal çok büyük bir nimet. Çok güzel bir nimet. Dünyada elinde mal olan insanlar, malı olmayan, parası olmayan insanlara göre daha rahat yaşıyorlar. Fakat malın bir de handikapı var, bir de penaltısı var. Penaltısı ne? Adama kibir, gurur ve karşı tarafa karşı büyüklenme hissiyatı veriyor. Bunu engellemek çok zor. Engelleyebilmek adına nefsinle çok kuvvetli bir mücadeleye girmen lazım. Zikrinin, ibadetinin çok kuvvetli olması lazım. Bir Allah yolunda sabit bulunman lazım. Ancak o şekilde engelleyebilirsin. Engelleyen insan sayısı çok az. Malı, zenginliği olup da kibirlenmeyen çok az. Çoğu kibirleniyor. Diğer insanlara karşı tepeden bakıyor. Bunu ben yaptım. Ben zenginim, sen fakirsin. Ben akıllıyım, sen aptalsın. Bakışı. Bunu dil ile, lisan ile söylemiyor. Ama hallerinden, tavırlarından bunu fark edebiliyorsun, görebiliyorsun. Malın böyle bir handikapı var. Adama kibir veriyor. Ama Allah'ın en sevmediği günah hangisiydi? En büyük, en sevmediği günah kibirdir. Bütün günahkarlara karşı Allah sıfatlarıyla düşmandır. Bir günahkara karşı Allah zatıyla düşmandır. Bu kibirdir. Kibir Allah'ın en sevmediği günah. Şeytanın en büyük özelliği kibir. Aynı özelliği şeytan en çok kime verir? Bir, malı fazla olana. Allah insanların çoğunu fakirlikle sınar, insanların azını zenginlikle sınar. Zenginlikle sınadığı insanlara da şeytan fazla vesvese verir. Ne der? Sen çok akıllı olduğun için bunları kazandın. Sen diğerlerinden daha akıllısın. Mahallendeki bütün insanlardan daha zekisin. Bu yüzden sen zengin, diğerleri fakir. Sen akıllı, onlar aptal. İşte malın böyle bir handikapı var. İmam diyor ki, malınla Allah'a karşı koyma. Malınla Allah'a bayrak kaldırma, sancak çekme. Şimdi bu malın sahibi kim? Malın sahibinin sen olduğunu iddia ediyorsan, öldüğünde de onu alabilmen lazım. Zenginler diyor ki bunların tamamı bana ait. Tamam da öldüğün zaman kabre sokabiliyor musun? Ahirete götürebiliyor musun? Götüremiyorsun. O zaman bu senin değil. Senin bıraktığın insanlara ait. Onlar da bırakacaklar. Demek ki onlara da ait değil. Bak, devamlı surette mal sirkülasyonu değişiyor. İnsanların isimleri değişiyor. Mal olduğu yerde kalıyor. Kuyumcu kardeşimi ziyaret ettim Kapalı Çarşı'da. Hocam diyor, benden önce 5 kuşak dedem aynı altınların sahibi. Ben de şu anda aynı altınların sahibiyim. 5 kuşaktan beri bunların zekatını veriyoruz. Onlar bana bıraktılar, ben de oğluma bırakacağım Allah izin verirse diyor. Peki dedim, kardeşim bak güzel bir tespit yaptın. O zaman bu altınlar senin mi? Benim değil hocam, emanetçiyim dedim. Emanetçiyim. Bak kağıt üzerinde altınlar bu adamın. Ama hakikatte, hakikat kağıt üzerine benzemez. Hakikatte bu altınların sen emanetçisisin. Allah'ın bize verdiği bütün nimetler böyledir. Emanetçisi olduğun nimetlerle niye kibir yapıyorsun? Niye kendini başkasından üstün görüyorsun?
Allah bunu istemiyor. Sakın diyor, Allah'ı bırakıp mülke bel bağlama. Mülk, sahip olduğunu düşündüğün şey. Rabbini, yaratıcını bırakıp da bunlara bel bağlama, çünkü tamamını terk edeceksin, bırakacaksın. Hakkı bırakıp mülke dayanmayınız. Kalbinize Allah sevgisini koyunuz. Mülk sevgisini çıkarınız. Kardeşler, kalp bir havuz. Bu havuzun içindeki su ya temiz olacak ya pis olacak. Hocam, bizim evin önündeki havuzun suyu hem temiz hem pis. Olmaz kardeş. Ya temizdir ya pistir. Yani iki tane çocuk girip idrar yaptıysa havuzdaki 8 tonluk suyun temiz olmasının bir anlamı yok. Artık pislendi. Artık oraya giremezsin. Suyun tamamını boşaltman gerekiyor. Yeni bir 8 ton su yapman gerekiyor oraya. Çünkü artık onun adı pistir. Şimdi kalbinde mülk sevgisi varsa, dünya sevgisi varsa, ebedi kalacağım sevgisi varsa, Yahudilerde olduğu gibi, Siyonistler dünyada ebedi kalmak için yaşarlar. Ebedi kalacaklarını düşünürler. Her Yahudi 1000 sene yaşayacağını düşünür. Ama en fazlası 90'da gider, 100'de gider. En zengini. Çok iyi bakar kendine. 90'da gider, 100'de gider. Ama her biri, Kur'an diyor ki, onların her biri 1000 yıl yaşamak ister Yahudiler hakkında. Bakın, başka hiçbir kavim hakkında bu söz yok. Yahudiler dünyaya diğer insanlardan çok daha farklı bakarlar. Bir ilah, bir sevgili, bir tanrı, dünya nimetleri. Bundan dolayı büyük fesada girmiş, sapmışlardır. Allah bizi onlardan etmesin. Şimdi bu havuza Allah sevgisini koyduğun zaman mülk sevgisi oradan çıkar. Senin yine mülklerin, evin, araban, her şeyin olabilir. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Hatta öteleyeyim, üstüne gideyim. Dünya mülkleri, dünya metaı, dünya nimetleri önce Müslümanlar içindir. Kafirler için değil. Kafirler her gün Allah'a küfrediyor. Müslümanlara paralarıyla hava atıyorlar. Müslümanlar her gün Allah'a secde ediyor, şükrediyor. Ve cahil Müslümanlar onlara şöyle diyor. Dünya serveti edinmeyin. Zengin olmayın. Gerek yok. Hayır. Mülk, mülkün sahibi olma, zengin olma önce Müslümanlar içindir. Bunların hakkıdır. Ama ulema, Muhammed Aleyhisselam'ın hadislerine baktığın zaman, alimlerin kitaplarına baktığın zaman diyorlar ki, mülk elde duracak, yanda duracak, cepte duracak. Bu cebe girmeyecek. Arka cepte olacak, yan cepte olacak ama bu cebe girmeyecek. Bu cep sadece Allah'a verilmesi gereken bir cep kardeşler. Gönül, kalp. Buraya Allah'tan başka şeyleri koymazsan, masivayı dışarıya doğru atarsan, Allah Teala Hazretleri buraya kendi sevgisini koyar. Muhabbetle, aşkla doldurur. Neden bu alimler hep sufi olma yoluna girmişler? Neden sadece ilim okumak, binlerce kitabı devirmek bunlara yetmemiş? Benim tasavvufa girmem lazım, sufilik yoluna girmem lazım, Allah'a daha dünyadayken yaklaşmam gerekiyor demişler. Çünkü kalbi masivadan temizlemek çok çok zor bir iş. Yalnız başına yapılabilecek bir iş değil. Herkes tasavvufa girebilir. Herkes sufilik yoluna girebilir, zikir çekebilir, maneviyatı kuvvetlenebilir. Ama herkes şeyh olamaz. Herkes mürşid olamaz. Neye benzer? Her çocuk üniversiteye girebiliyor. 100 kişi sınava giriyor, 50'sini üniversiteye alıyorlar. Üniversiteye giren her çocuk üniversitede hoca olabiliyor mu? Binde bir. Hoca olabilme binde bir. Çalışma nispetine bağlı olarak. 1000 kişi üniversiteye giriyor, 1000 öğrenci, bir tanesi hoca olabiliyor. Tasavvuf yolu da bunun gibidir, tarikatlar da bunun gibidir. Binlerce insan gelir gider, kalbi muhabbetle dolar, Allah sevgisiyle mutmain olur, Allah'a yakınlaştığını hisseder, fark eder, hayatında da bu işaretleri görür. Fakat mürşid olamaz, şeyh olamaz, bir Allah dostu olamaz. Derviş olarak kalır. İmam Gazali Hazretleri, ulemamızın büyüklerinden, tasavvufa karşıydı hayatının ilk dönemlerinde, tasavvufa karşı bir adam. Binlerce kitap devirmişim ben, tasavvuf neymiş, ne gerek var? Kur'an ve sünnet bize yetmiyor mu? Diyen bir alim. İslam tarihinin en kaliteli müceddidlerinden bir tanesi. Kardeşi Ahmet Gazali, bir mutasavvuf, bir derviş, gönül gözü açılmış bir derviş. İmam Gazali annesine şikayette bulunuyor. Diyor ki, ya anne, bu kardeşim benim arkamda niye namaz kılmıyor? Bütün halk benim sohbetlerimi izlemeye geliyor. Herkes sualini, fetvasını bana soruyor. Fetvasını veriyorum, cevaplıyorum.
Herkes arkamda namaz kılıyor. Benim kardeşim Ahmet arkamda namaz kılmıyor. Annesi de Ahmet Gazali'ye durumu bildirir. Ahmet Gazali peki anne der. Senin hatırın için dağları delerim. Gider İmam Gazali'nin arkasında namaza durmaya. Namazdan önce İmam Gazali'ye bir halktan birisi gelir ve bir sual sorar. Adet dönemi, kadınların adet dönemiyle alakalı fıkhi bir fetva. İmam Gazali şöyle der. Namazı kılalım. Namazdan sonra senin cevabını, fıkhi cevabını vereceğim inşallah kardeşim der. Allahu Ekber der, namaza dururlar. Ahmet Gazali de arkasında. İmam Allahu Ekber diyor, tekbir getiriyor. Ahmet Gazali de tekbir getiriyor. Bütün cemaat tekbir getiriyor. İmam Gazali Fatiha'yı okuyor, duaları okuyor. Ahmet Gazali selam veriyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Çıkıyor camiden gidiyor. İmam namazı bitirdikten sonra bakıyor, kardeşi yok. Gitmiş. Birisi selam verdi. Kardeşi yok. Demek ne demek bu? Namaz esnasında, namaz içinde namazını bozmuş ve ayrılmış. O kişinin cevabını, fıkhi cevabını veriyor. Akşam annesine gidiyor. Bak anne, benim kardeşim böyle yaptı. Senin oğlum böyle yaptı. Haberin olsun. Hemen annesi Ahmet Gazali'yi sigaya çekiyor. Sen oğlum niye böyle yaptın? Anne, bilmediğin şeyler var. Benim abimin arkasında namaz kılmam caiz değildir. Niye caiz değil evladım? Koca alim bu ya. Anneciğim, bir insan karnına kadar kana bulanmışsa bu insanın kıldığı namaz geçerli midir? Tabii ki geçerli değil evladım. Abim karnına kadar, hatta gırtlağına kadar kana bulanmış vaziyette insanlara namaz kıldırdı. Benim gözümün önünde. Ben bunu bile bile abimin arkasında namaz kılamam. Deyince annesi İmam Gazali'ye durumu bildiriyor. Anlıyor ki İmam Gazali fetvaya kafası takıldı. Namaz esnasında halka namaz kıldırıyor ama kafasında hayza. Beşinci günü mü hayzı bitiyor, altıncı günü mü hayız bitiyor. Şimdi elhamdülillahi rabbil alemin diye okuyorsun da. Dil orada, akıl orada, kalp başka taraflarda. Fetvaya vereceği cevapta. Dolayısıyla kim bunu fark ediyor? Gönül ehli. Kalp gözü açılmış insanlara Allah Teala bunu hissettirir, bildirir. Pis kokular gider. Bazen görüntü görür, bazen pis kokular alır, bazen ses duyar. Orada namaz kılamaz. Ve İmam Gazali durumu anlıyor, hemen kardeşinin yanına gidiyor. Diyor ki, bak kardeşim, binlerce kitap devirdim, yüzlerce talebem var. Bu gönül gözünün açılması olayı nasıl oluyor? Bana bunu bir anlat. Abicim, nefsinle mücadele etmen lazım. Allah yoluna girmen gerekiyor, tasavvuf yoluna girmen lazım. Bütün bu sufiler Muhammed Aleyhisselam'dan Ebu Bekir Sıddık'a, Ömer'den Osman'a, Osman'dan Ali'ye, Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Bütün bu insanlar hep mutasavvıflardır. Yani Kur'an ve sünneti zirvede yaşayan insanlar. Bizim gibi asgarisine kaçan insanlar değil. Yani bizim zekatımız ne? 1/40. Sahabenin zekatı ne? Ebu Bekir'in zekatı 20/40. Ömer'in zekatı 10/40. Osman'ın zekatı 10/40. İmam Ali zengin değildi, zekat vermiyordu. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Bak, biz asgarisini yaşıyoruz. Bu Kur'an'ın asgarisini yaşıyoruz biz. Sıradan Müslümanlar. Sufi dediğin zaman, tasavvuf ehli dediğin zaman azamisini yaşar. En üst düzeyini yaşar. Ama hocam buna gerek var mı? Ben sana bir sualle bunu tevcih edeyim. Dünya işlerinde aldığın maaşın asgarisini mi istersin, azamisini mi istersin? Dünya işlerinde bindiğin arabanın azamisini istemiyor musun? Bak yenisi çıkmış. Bu arabada 2015 model ya şimdi. Bana 25 model lazım. Hep azamisini istemiyor musun? Maaşında hep daha fazlasını istemiyor musun? Oturduğun evin azamisinin peşinde değil misin? Ya tamam 3+1'deyiz ama villa gördüm bir tane. Orada oturmamız lazım. Hatun. Bak dünya işlerinde her şeyin azamisinin peşindesin. Ama maneviyat işinde, Allah işinde, ibadet ve zikir işinde asgarisi bana yeter. Günde 5 vakit kılayım. İşrak, istihare, teheccüd, dua gerek yok. Onları büyükler, veliler kısımlar. Ya o da insan, sen de insan. Bak o azamisine talip. Allah'a yaklaşmak istiyor. Sen asgariyle yetiniyorsun. Kaliten çok düşük kardeşim. Senin kalbinde Allah sevgisi, Allah aşkı usule gelme ihtimali çok düşük. Çünkü bu kadarı bana yeter diyorsun. Hocam ben 5 vakit namaz kılarım, sünnetleri de kılmam. Öyle sohbetmiş, ilim meclisiymiş, tarikatmış. Bana ters hocam. 5 vakit namaz. Bak. Vallahi şeytan seni kandırmış.
Sahabiler her gün sohbet dinliyor. Her gün Muhammed Aleyhisselam'ın yanında. Peygamberi görmüş insanlar bunlar. Övgüler ve selam efendim olsun. Ve her gün ilim dinliyorlar. Bak demek ki yetmiyor. Bak beş vakit namaz yetmiyor. Zikri öğreniyor. İlmi öğreniyor. Nafile namazları öğreniyor. İki günde bir oruç tutuyor. Bu insanlar doymuyor. Sense basit doyuyorsun. Ve daha kötüsü şeytanın telkinine şöyle diyorsun. Beş vakit farzı kılarım. Bana yeter. Yetmiyor işte bak bana yeter diyorsun. İki vakte düşüyor. O beş vakit iki vakte düşüyor. Sonra cumadan cumaya giden bir hale geliyorsun. Ne oldu senin Müslümanlığına? O İmam Gazali kardeşiyle bir müddet konuşuyor, istişarelerde bulunuyor. Kardeşi ona diyor ki şu Allah dostuna git teslim ol. İmam Gazali uzlete çekiliyor. Bir veliye bende oluyor, talebe oluyor ve o İmam Gazali iki kanatlı oluyor artık. Yıllar içinde, çok kısa bir zaman içinde tasavvufta en üst mertebeye yükseliyor. Ve bu mertebeden sonra hangi eseri yazıyor? Bütün dünyanın, kafirin, Müslümanın ibretle okuduğu İhya isimli eserini yazıyor. İhya-i Ulumiddin. Din ilimlerini canlandırma, ihya etme. Kur'an'ı ve sünneti derinden anla. Böyle bir adam oluyor. Allah ondan razı olsun. Çok alıntı yaparız İmam Gazali'den de. Sohbetlerimde çok sevdiğim için kendisini bol alıntı yaparım. İmam Rabbani Hazretleri diyor ki, nefsi emmare hiç kimsenin emri altına girmeyip herkese emretmek ister. Hepimizde olan bir şey mi kardeşler bu nefs? Şeytanımız var. Her birimizin birer şeytanı var. Yaşam tarzımızla bunun adedini artırabiliyoruz. İki, nefs var. Yemeden aldığın lezzet, çaydan aldığın lezzet. Bismillah. Şu anda aldığım lezzet bütün hücrelerimle beraber nefsime de bir lezzet olarak geliyor. Tam burada. Bir haz alıyor. Uykunun lezzeti, dinlenmenin lezzeti, seyahat etmenin lezzeti, nefs. Her birimizde bu var. Şimdi İmam Rabbani diyor ki bu emmare yani emreden nefs neyi emrediyor? Allah'a isyan olan her şeyi bize emrediyor. Tabiat itibariyle kafir olduğu için bizim kafir olarak ölmemizden başka hiçbir şey istemiyor nefs. Kafası çalışmıyor, ilmi yok ama bir üstadı var. Nefsin üstadı kim? Şeytan. Bütün fikriyatı ondan alıyor. Şeytanın bize bir şey yaptırma kuvveti yok. Sadece fit koyuyor nefse. Bunu iste, bunu yaptır. Küfrettir. Yalan söylet. Gıybet yap, gıybet muhabbeti olursun. Diline bir tat gelsin, bal tadı. Şeytan fit koyuyor, devamı fit koyuyor. Olayı bize yaptıran kim? Nefs, arzular, istekler. O bizi zorluyor. Bu emmareyi diyor, nefsi emmare, emreden nefsi terbiye etmenin hiç kimsenin emri altına girmez. Devamlı emretmek ister diyor İmam Rabbani. Nefsi emmareyi yıpratmak, azgınlığını önlemek için dine uymaktan başka hiçbir çare yoktur. Şimdi sen bu içindeki bu kafiri Müslümanlaştırmak istiyor musun? O azgınlığını bitirmek, seni arızalı, pis işlerden, pis yollardan kurtarmasını istiyor musun? Dine uymaktan, yani bu kitaba uymaktan başka hiçbir şansın yok. Bu kitaba uydukça o nefs emir altına giriyor. Gücü kırılıyor, zayıflıyor. Ve artık namaz kılmaya başlıyor. Ya hocam bu kadar senedir cuma vaazı izlerim, namaza başlamadım. Senin iki tane sohbetine geldim. Nafile namaz bile kılıyorum hocam. İki sohbet. Nefs burada otura otura ilim dinleye dinleye körelmiş. Zayıflamaya başlıyor. Zayıflayınca ne oluyor? Hiç kılamadığın, sana zor gelen, sıkıntı veren namazlar kolaylaşmaya başlıyor. İşte ilmin, ilim yolunun, tasavvuf yolunun bereketinden bir tanesi. Abdülkadir Geylani Hazretleri bu noktada bize bunları söylüyor kardeşim. Malınız evinizde dursun. Ceplerinizde ve çocuklarınızın elinde beklesin malınız. Mal olmakta bir sakınca var mı? Hiçbir sakınca yok. Sahabenin zenginlerini düşünün. Bunlar elinizde dursun, çocuklarınızda dursun, cebinizde dursun. Malınızı vekilleriniz kimse onlar idare etsin. Siz bir yanda bekleyin. Ölümü gözleyiniz, hırsınızı azaltınız, ümitlerinizi biraz kırınız. Bayezid Bistami, Allah ona rahmet etsin, şöyle der. İlim ve irfan sahibi Allah'tan dünya istemez. Ahiret talebinde de bulunmaz. Şimdi tamam, bizim gibi sıradan Müslümanlar dünyayı istemiyoruz. Ama ahireti istiyoruz değil mi kardeşler? Kur'an'da birçok yerde cennet müjdesi var. Sıradan Müslümanlar cenneti ister, ahireti ister. Ulviler, veliler, Allah dostları, kalbi Allah aşkıyla yananlar
ahirete de istemez diyor. Bayezid Bistami. Kalbinde gerçekten Allah sevgisi varsa dünyayı da istemezsin, ahirete de istemezsin. Neyi istersin peki? Allah'ın zatını, kendisini. Allah'ın rızasını. İşte bu en üst mertebedir. Allah'ım sen bize nasip et ya Rabbi. Ahiret talebinde de bulunmaz. Mevlasından Mevla'yı ister. Ey evlat, kalbinle Allah'a dön. Allah'a tövbe ile dönülür. Tövbe eden ona dönmüş sayılır. Kardeşim, peygamber olmadığımıza göre düşeceğiz, kalkacağız. Dünyada yaşadığımıza göre, kanadımız olmadığına göre arabalar geçerken üstümüze çamuru sıçratacak. Değil mi kardeşler? Sen günah işlemesen bile etrafında günah işleyen insanların pis kokusu kalbine, kulaklarına, gözlerine girecek. Ve bu senin bozulmana vesile olacak. Muhammed Aleyhisselam'ın deyimiyle faiz ahir zamandaki ümmetimin üzerine faiz yemeseler bile kokusu üzerlerine bulaşacak. Faiz ye. Şimdi aramızdan birçok insan elhamdülillah faiz yemiyor. Benim belki 15 senedir kredi kartım yok. Banka kartımla çalışıyorum. Bir bankayla çalışıyorum faturalarımı ödemek ve emekli maaşımı yatan emekli maaşımı alabilmek adına. Ama katılım bankası. Katılım bankası bile bana telefon açıyor. Diyor ki beyefendi harcama limitleriniz gayet güzel. Aşırıya gitmiyorsunuz. Ödemeleriniz gayet iyi. Size bir kredi kartı verelim ister misiniz? Katılım bankası bunu diyor ya. Faizli banka zaten kredi kartını pompalamaya çalışıyor sana. Vermeye çalışıyor. Zamanında ödemeni istemiyor. Geç öde ki bana faizle borçlan diyor. Seni faizin içine çekmeye çalışıyor vampir. Onların dini imanı yok. Siz katılım bankasısınız. Sen hoca bir adama nasıl kredi kartı teklif edersin ya? Abla. Ablaya dediğim laf şu. Abla. Bana ait olmayan bir parayı kullanmak bana mantıklı gelmiyor. Benim banka hesabımda para varsa giderim en güzel yemeği yerim. Çoluk çocuğuma en güzel eşyayı alırım. Para yoksa iki ay almam. Hiç de bir şeyim eksilmez. Param yoksa birilerine hava atacağım diye başkasının parasını, bankanın parasını kullanıp sana borçlanmam. Çünkü bankaya borçlanmak demek kanımı içebilirsin demektir. Benim kanımı içebilirsin. İstediğin gibi bana vampirlik yapabilirsin demektir. Aklı başında bir Müslüman buna izin vermez. Allah'a tövbe ile dönülür. Tövbe iki türlüdür. Bir, günahı silme, istiğfar. Allah'ım bu günahları işledim. Bunlar sana ayandır. Kullarına ifşa etmiyorum, açıklamıyorum. Bunları gizledim. Sen benim bu günahlarımı affet. Bak bu Allah'a yaptığın bir itiraftır. Buna istiğfar denir. Tövbenin ilk adımı. Ama tövbe orada bitmez. İkinci bir adım daha var. İstiğfar ve inabe, yönelme. Allah'a yönelme. Artık boş zamanımı sana kulluk yaparak değerlendireceğim Allah'ım. Boş zamanımı kötü arkadaşlarla bir yerlere gidip sana isyan bayrağıyla değerlendirmeyeceğim. Sana kullukta, ilim öğrenmekte, insanların hayatını kurtarmakta değerlendireceğim. İşte bu. Tövbe iki türlüdür. İlk adım, ikinci adım. Allah bize bu iki adımı da nasip etsin kardeşler. Amin. İmam Gelani devam ediyor. Allah Teala'nın Rabbinize inabe ediniz buyurması, Rabbinize dönünüz demektir. İnabe dönmek demektir. Yönelme. Oraya doğru adım atma. Şimdi tövbe ettin, günahlarından affını istedin, bir adım daha atman lazım. Allah'a döneceksin. Ve onun istediği şekilde yaşamaya başlayacaksın. İşte Allah bu adamı sever. Devam etti. Büyük insanların hallerini bilmeyen onlara saygı duyamaz. Onların iç alemlerini ve hakla olan bazı hallerini sezemeyen onlara hürmet edemez. Şuradan içeriye Mevlana Celaleddin gelse, İmam Rabbani gelse, Abdülkadir Geylani gelse, ilmi olmayan insanlar onlara yanındaki adama baktığın gibi bakarlar. Bana baktığınız gibi bakarlar. İlmi olmayan bir insan. Ama ilmi olan bir insan onlara çok farklı bakar. Bu insan Kur'an'a ve sünnete hürmetkar. Bunu yaşıyor, yaşamakta kalmıyor. İnsanların hayatlarını kurtarmak adına aktarıyor. Ücretsiz bir şekilde Kur'an ve sünnet bilgilerini insanlara aktarıyor der ve çok hürmet ve saygı gösterirler. Abdülkadir Geylani böyle diyor. Bir o insanlara sizin bakışınız çok sıradan. Umursamıyorsunuz çünkü tanımıyorsunuz. O insanların nasıl yükte insanlar olduğunu bilmiyorsunuz. Yani halkımızın bakış açısı nasıl? Yolda bir adam görse 10 trilyonluk bir adam
4 fabrikası olan bir adam ceketini ilikler. Bir belediye başkanı görse, bir vali görse ceketini ilikler. Vali 4 sene sonra vazifeyi bırakacak. Onun valiliği, onun havacıvası 4 sene. 4 sene sonra vazife bitiyor. Hemen ceketini ilik diyor. Bak neden? Çünkü önemli bir görev üstünde. Rütbeli. Yahut çok zengin. Veliler, alimler, hikmet ehli, ilim ehlini gördüğü zaman umurunda değil. Halbuki zenginlerden ve valilerden ve belediye başkanlarından, başbakanlardan, cumhurbaşkanlarından çok daha değerli insanlar. Çünkü maaşsız bir şekilde hayat kurtarıyorlar. Maaşsız. Bu adamlara çok daha fazla hürmet etmek lazım gelmez mi? Sahabeyi neden seviyorsunuz hocam? Sahabe bize Kur'an'ı getirdi. Sahabe bize sünneti getirdi. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. O sahabiler olmasaydı Kur'an ve sünnet bize kadar gelmemiş olacaktı. Ve biz de tıpkı binlerce farklı dinin olduğu şu dünyadaki müntesipler gibi farklı farklı binlerce din var. İnsan yapımı dinler var. Binlerce tanrı var dünyada şu anda. Eğer bu Kur'an ve sünnet bozulmadan bize gelmiş olmasaydı biz de insan yapımı bir dine mensup olacaktık. Türklerin şu anda Anadolu'da ve Trakya'da yaşayan Türklerin İslam'la tanışmamış olsaydık iki şansı vardı. Bir, Göktengri inanışı, Şamanizm, Moğollar, Göktengri, yüzlerce alt tanrı. Bir tane Göktengri var, bir de onun altında yüzlerce alt tanrı var. İki, üç tanrı inanışı, Hristiyanlık. Bizim önümüzde iki seçenek var. Üçüncü seçenek yok kardeşler. Anadolu ve Batı Trakya'daysan bunlardan başka bir dine mensup olamazsın. Şükürler olsun ki sahabeler hiç bozulmadan Kur'an'ı ve sünneti bize ulaştırdı. Ve biz bir seçim yaptık. Dedelerimiz, dedelerimizin dedeleri bir seçim yaptı ve Müslüman oldular. Elhamdülillah o din o zamandan bu zamana kadar geldi. Neden sahabeyi seviyoruz? Biz ehli sünnet Müslümanlar yani Muhammed Aleyhisselam ve sahabenin inandığı gibi inananlar. Ehli sünnet bu demektir. Sahabileri ve ehli beyti eşit severiz. Ne hariciler gibi, vehhabiler gibi ehli beyt müşriktir deriz. Ne şiiler gibi sahabilerin hepsi münafıktır, 10 tane sahabi hariç deriz. Bakın bu ikisi de sapmış yollardır. Sapık gruplardır, mezheplerdir. Ehli sünnet ne der? Biz bütün sahabileri de, bütün ehli beyti de candan severiz. Onlar olmasaydı bu din bize gelmezdi. Akidetü't Tahavi, İmam Tahavi'nin meşhur akide eseri. Bir cümle kullanıyor. Allah aşkına dinleyiniz. Ülkemizde, ehli sünnetin kalesi Türkiye'de sahabilere küfreden insanlar türedi. Sana Kur'an'ı getiren insana küfredersen bu kitap ne oluyor? Sana Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetini getiren insanlara küfredersen bu din ne oluyor? Bu ülkede ya. Bu ülkede dinimize küfrediyorlar. Bakın. İmam Tahavi şöyle diyor. Biz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabını severiz. Ancak sevgide aşırılığa gitmeyiz. Ashab-ı kiramın hiçbirini ayırt etmeyiz. Herhangi bir sahabeyi bir tanrılaştırma, yüceltme yapmayız. Sahabeden bir tanesini tanrılaştıran, peygamberleştiren bir grup var. Şia. Hangisini peygamberleştirdi? Hazreti Ali'yi. Akideleri ne? Cebrail Aleyhisselam peygamberliği Ali'ye getirmişti. Fakat şaşırdı, bir şeyler oldu. Şaşırdı, Muhammed'e verdi. Ya size yazıklar olsun. Size yazıklar olsun. Allah şaşırmış. Büyük melek Cebrail Aleyhisselam şaşırmış. Peygamberliği Allah'ın istemediği birisine vermiş. Akide bu. Aşırıya bakın. İnsanları sevmede aşırıya gitme. İsa Aleyhisselam'ı ne yaptı Hristiyanlar? Allah'ın oğludur ve Tanrı'dır dediler. Allah'ın peygamberini aşırı bir sevgiyle yücelttiler ve Allah'ın yanına koydular. Eşit. Oğlu ve Tanrı. Eşit yan yana. İki tahtta oturuyorlar. Biz asla aşırıya gitmeyiz. Sahabileri anamızdan babamızdan daha çok severiz ama asla aşırıya gitmeyiz. Muhammed Aleyhisselam'ı herkesten daha çok severiz ama asla aşırıya gitmeyiz. Allah'ımızın yanına asla koymayız. Hep alttadır. Peygamberimizin sevgisi hep Allah'ımızın sevgisinin altındadır. Allah Kur'an'da peygamberimiz hakkında şöyle diyor. Sen bu doğru yolu bilmezdin. Biz sana bildirmeseydik. Muhammed Aleyhisselam
Etten kemikten bir insan. Allah ona hidayet etmeseydi o bile doğru yolu bulamazdı. Hidayet etmek şöyle dursun, ona peygamberliği verdi, seçti. Ve bizim hayatımızı kurtardı. Ashab-ı kiramın hiçbirini ayırt etmeyiz. Onlara buğz edene buğz ederiz ve o kimseyi hayırla anmayız. Sahabeye, ehli beyte küfreden, hakaret eden kim varsa, Şii ya da Vehhabi, Telefi, kim varsa hepsine buğz ederiz, düşmanlığımız vardır. Her yerde onlara düşmanız. Ashabın hepsini hayırla anarız. Ashabı sevmek din, iman ve ihsandır. Onlara kin ve nefret ise küfür, nifak ve azgınlıktır. Tahavi akidesinin ana metinlerindendir. Muhammed Aleyhisselam sahabesini şöyle anlatıyor. Ashabımı seven beni sevdiği için sevmiştir. Onlara buğz eden de beni sevmediği için onlara düşmanlık etmektedir. Bak sahabeyi seviyor musun? Aralarında ayırt etmen yok mu? Muhammed Aleyhisselam'ın hadisini hatırlayın. Bir münafığın kalbinde şu dördünün sevgisi bulunmaz. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali. Allah onlardan razı olsun. Bak herkes kalbini yoklasın. Hocam ben üçüne karşı çok muhabbetliyim, birini sevmiyorum diyor musun? Sende münafıklık var. Hocam ben üçünü sevmiyorum, birine karşı büyük muhabbetim var. Münafıklık var. Muhammed Aleyhisselam diyor ki dördünü de seveceksin. Herhangi birisine karşı bir buğzun varsa peygamberimize karşı buğzun var demektir. Ölçüsü nasıl? Geçen hafta bir sözünü söyledim bu Şiilerin. Peygamber açık bir şekilde Ali benim halifemdir demediği için peygamberlik vazifesini layıkıyla yapmamıştır. Hümeyni, açın kitabını okuyun. Hümeyni, Allah seni rezil etsin. Amin. Mahşer günü rezil olduğunu bize göstersin Allah. Amin. Dünyada zaten rezil olduğunu gösterdi. Fransızların bir numaralı adamı olduğunu ortaya çıktı. Mahşer günü peygamberimizin yanında Allah bize o günü göstersin. Amin. Onlara eziyet eden bana eziyet etmiş olur. Herhangi bir sahabeye dilini döndürüyor musun? Bir eziyetin, bir düşmanlığın var mı? Kime gidiyor düşmanlık? Muhammed Aleyhisselam'a gidiyor. Hem peygamberimize düşman olacaksın hem de ahirette kurtulmayı bekleyeceksin. Ey Allah'ın Resulü bana şefaat et, Allah günahlarımı affetsin. Bana eziyet eden Allah'ı gazaba getirmiş olur. Gazap kızgınlık demektir, düşmanlık demektir. Allah'ı gazaba getirecek ve affolunmayı bekleyecek ahmak kul. Allah'ı gazaba getiren kimsenin ise helak olması yakındır. Tirmizi, İmam Ahmet, İbn-i Hibban, bütün hadis kaynaklarında geçiyor. Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Beni gören veya beni göreni gören bir Müslümana ateş değmeyecektir. Efendimiz Aleyhisselam'ın herhangi bir sohbetinde bulunan birkaç kelimesini dinleyen Müslümana o onu görmüş anlamına geliyor. Peygamberimizi gördü. Bir de peygamberimizi görmedi ama görenleri görenler var. Sahabeleri görenler. Bunlara ateş değmeyecektir diyor Efendimiz Aleyhisselam. Sahih haberinde. Kime karşı düşmanlık yaptığını iyi belli. Allah sana hidayet versin. Amin. Devam ediyor İmam Geylani. Allah'ın sevgili kulları övülmeyi ve kötülenmeyi eşit görürler. Bakın kardeşler, 25 yıldır İslam'a hizmet eden bir kardeşinizim elhamdülillah. Rabbim son nefesimize kadar bu işi devam ettirmeyi bize nasip etsin. Amin. Binlerce insanın hayatının kurtulmasına vesile oldum çok şükür. Ama bu makamda değilim. Bak ne diyor? Veliler övülmeyi ve yerilmeyi eşit görürler. Şimdi bizi birileri övdüğü zaman kardeşim rahatsız oluyorum. Yani yüzüme karşı övdüğün zaman rahatsız oluyorum. Yerdiğin zaman da rahatsız oluyorum. Yüzüme karşı yerdiğin zaman da, arkamdan yerdiğin zaman da rahatsız oluyorum. Evet günahlarımı alıyorsun arkamdan yerdiğin zaman. Gıybetimi yapıyorsun çünkü. Günahlarım gidiyor, sana geliyor. Hoş bir şey ama nefsim bundan rahatsız oluyor. Bak hala velayet mertebesinde değilsin, alttasın. Çalışıyorsun, oraya gelmeye çalışıyorsun. Çünkü senin nazarında övülmekle yerilmek eşit değil. Sana sıkıntı veriyor, rahatsızlık veriyor. Bakın, dünyaya karşı sevgin var mı, yok mu? Nasıl anlayacaksın? Bir eline bir avuç toprak al, öbür eline de hanıma de ki hatun, o tam altın var ya bizim düğünde taktılar tam altın. Onu da sol avucumun içine koyar mısın?
Tak hanım getirsin tam altını sol avucunun içine koysun. Bak bir elinde toprak var, bir elinde altın. Şimdi hatun sol eline bir altını, tam altını koyduğu anda kalp atışında bir hızlanma yoksa, bak tık 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 tık, aman düşürme, aman çizilmesi falan. Ya içinden böyle bir hissiyat geçiyorsa sen dünyayı seviyorsun. Senin için eşit değiller. Toprak ve altın senin için eşit değil. Ama senin için kalbinde bir atış hızı falan yok. İkisi de aynı gözüyle görüyorsan maneviyatta biraz ilerleme elde etmişsin kardeşim. Allah mübarek etsin, devam et. Bu istikrarda, karınca selametinde, ağırlığında devam et. Güzel gidiyorsun. Onlar için övülmekle kötülenmek aynıdır. Yazla kış arasında onlar için ayırt edici bir şey yoktur. Yine kendime vuracağım, nefsime vuracağım. Kardeşler, nefsinize avukat olmayın. Savcı olun. Allah'a şükürler olsun, en sevdiğim huylarından bir tanesidir. Herhangi bir konuda örnek vereceğim zaman önce kendi nefsime çakarım. İyi bir dövüşçü olduğumu biliyorsunuz. En çok çaktığımda kendi nefsimdir. Avukat olma nefsine. Bir hata, bir yanlış işlediğin zaman savunma. Ya ben o yanlışı yaptım ama şundan dolayı yaptım. Yapma kardeşim ya. Vur kafasına. Bak bulmuşsun fırsatı. Ez şu nefsini. Şimdi ne diyor? Veliler için yazla kış arasında hiçbir fark yoktur. Benim en sevdiğim mevsim hangisi? O 6 aylık yaz mevsimi. Kış hep hastalanıyorum. Zayıf, fiziksel gücüm çok kuvvetli değil. Çok kolay hastalanıyorum. Kronik bir iki rahatsızlığım var. Allah Teala günahlarımı oradan alıyor. Kışı bu yüzden sevmiyorum. Yaz geldi mi, o yayla senin, bu yayla benim. Geziyorum kardeşim. Sultan Fatih'in yaylasına gittim. Kadırga Yaylası, Trabzon'da. Kardeşler bak, Trabzon'a giderseniz imamımız biliyorsun, Sultan Mehmet, İstanbul'u fethettikten sonra ilk durağı neydi? Karadeniz. Karadeniz bölgesinde iki yer vardı. Önce Sinop'u aldı. Ondan sonra ilerledi Kadırga Yaylası üzerinden Trabzon'a. Trabzon Rum İmparatorluğu vardı o dönemde. Orayı bitirmem lazım dedi. Deniz tamamen göl yapacağım denizi. Rum İmparatorluğu'na doğru giderken Kadırga Yaylası'nda geçiyor. Binlerce askeriyle, toplarıyla, atlarıyla. Arkadaşlar arabayla 2 saatte çıkabildik. Toprak yol. Yavaş yavaş kavanı gibi gidiyorsun arabayla. Bu insanlar haftalarca, aylarca yol aldılar. Atlarla, askerlerle ve toplarla. O toplar olmazsa kaleyi alamazsın. Haftalarca yol alıyorlar. Sarayında oturacaksın. Eşlerinle, cariyelerinle, hizmetkarlarınla, en güzel gıdalarla. İnsanlara hava atarak, gezerek, eğlenerek yaşayabilirsin. Senin ne işin var aylar süren yolculuklarla, cihat falan? Bu insanlar Allah yoluna kendilerini, şuurlarını, kafalarını vermiş insanlar. Cihangirlik bunların kafasında yok. Bana şöyle desinler. Umurunda değil. Öleceğim diyor 20 sene sonra. Bana deseler ne olacak arkamdan? O yüzden cihat şuuru olacak. Cihat. Cihat şuuru olursa fethettiğin topraklar ahirette karşına çıkar. Muhammed Aleyhisselam seni bir tutar. Alnından öper. Alnından. Bütün ümmetinin gözü önünde. Sen İslam'ı yüceltmek için sarayındaki keyfi bıraktın. Belde belde fethettin. Koşturdun, bütün sıkıntılara göğüs gerdin der. Seni Muhammed Aleyhisselam alnından öper. İşte Osmanlı sultanlarının yarısı. Yarısı sarayda geçirmiştir. Yarısı sarayın dışında, saraya girememiştir. Cihatta attan ata koşturmakla. Bakın, solcuların yaptığı Osmanlı filmlerinde Osmanlı sultanları saraydan çıkmaz. Haremden Hürrem'e, haremden Hürrem'e. Osmanlı sultanı solcuların filmlerinde öyledir. Kanuni Sultan Süleyman saraydan çıkmayan adam yaptılar ya. Ne savaşları fazla göstermeyelim. Cihatta olduğunu fazla göstermeyelim, çok fazla para gider. Adam saraydan çıkmıyor. Müslümanlar yaptığı zaman Osmanlı filmine ne olur? Sultan Mehmet gibi olur. TRT'de yapmışlar bir tane dizi. Kardeşler bak. Televizyonun karşısına oturup seyretmiyorum. Reklam meklam giriyor. Canımı sıkıyor. İleriye sara sara YouTube'dan seyrediyorum. Bak o Sultan Mehmet dizisini izleyin. 1. sınıf. Çok kalite bir iş yapmışlar. Atalarınızı bunlarla görürüz. Kitap okumasını sevmiyorsunuz. Bari bunları izleyin ya. Orada bir mescit yapmış. Üstü açık bir cami. Hayırseverin bir tanesi gelmiş, 2 tane minare koymuş oraya. Hemen girdim içeriye. Tarihçesini kısa bir anlatım yaptım. İçeriye girdim, bir namaz kıldım, bir dua yaptım. Sanki Sultan Mehmet'le askerleri orada namaz kılıyor gibi.
Allah Teala hepinize nasip etsin kardeşim. Amin. Hepsinde Hakk'ın varlığını sezerler. Yazda da kışta da bu veliler Hakk'ın varlığını sezerler. Değiştirmek ellerinden gelmez. Bu hal kimde tahakkuk ederse büyüklerden olur. Övenlere mükafat vermeye kalkmaz. Kötüleyenlere harp açmaz. Onlarla uğraşmanın abes olduğunu bilir. Halk sevgisini kalbinden çıkartır. Hak sevgisini koyar. Ya insanlar beni övsünler, yüceltsinler falan umursamaz. Buna halk sevgisi denir. Sen eğer halkın seni sevmesini istiyorsan, seni övmelerinden hoşnutsan o zaman kalbinde hak sevgisi yok demektir. Talip olduğun hak sevgisi değil. Halk sevgisi. Yüceltsinler beni, övsünler, hediyelere boğulsunlar, şımartsınlar. Sen bunun peşindesin. Burada ihlas olmaz. Allah'ın emriyle şefkat duyarlar, acırlar. Doğruluk olmadan bilginin sana ne yararı dokunur? Doğruluğun olmadığı için bilgi sana bela oldu. Öğrendin, namaz kıldın, oruç tuttun. Sebebi sana mal versinler, iyiliğini söylesinler. Evlerine gittikleri zaman seni övsünler oldu. Sana yakışır mı bu düşünce? O namaz kılmalar falan, o bilgiyi aldın, geldin sohbetlere, bilgiyi aldın, namaz kıldın. Fakat kafanda ve kalbinde bir düşünce var. Hakkında iyi konuşsunlar. Bir kıza talip olduğun zaman insanlar bu Müslümandır bak namaz kılıyor falan desinler. Riya. Senin yaptığın olay riya, gösteriş. Demek ki Allah için yapmıyorsun. Allah bizi bu riyadan korusun. Amin. Ey evlat! İslam dininin hiçbir şeyi ile değilsin. İslam dini sende sıhhat bulmadı. İslam dini bir temeldir. Şehadet onun özünü sağlar. Şehadeti tam getirmeyen hem temelden hem binadan mahrum olur. Ya birçok insan İslam'ın kendisine muhtaç olduğunu düşünüyor. Bak ben bu sohbetleri yapmazsam, bu vaazları yapmazsam bu halk cahil kalır ve cehenneme giderler. İslam'ın sana ihtiyacı yok. Sen yokken de Allah bu dini birilerini kullanarak, birilerini nasiptar kılarak aktarıyordu, anlatıyordu. Sen yarın öleceksin. Yine başkalarını Allah Teala kullanacak, dilini çevirecek ve aktarmaya devam edecek. O yüzden gururlanma, kibirlenme. Şehadeti tam getirmeyen hem temelden hem binadan mahrum olur. Şimdi bir binayı yapacağın zaman en önemli şey temeldir. Temelin sağlam değilse bina ne kadar gösterişli ve güzel olursa olsun çökmeye mahkumdur. Gördünüz. Cennetten bir köşe diye bir binalar yaptılar. Gösteriş, gösteriş, gösteriş. Temel çöp. Bir sarstı cennetten köşe, cehennemden bir köşe oldu. En çok parayı kazanan topçular bile binanın altında kaldılar, öldüler. Yalnız dille şehadet getirmen sana fayda vermez. Çünkü kalbinde birçok ilah vardır. Şahından ve dış idarecilerden korkun kalbine ilahtır. Yöneticilerden korkun var. Kanun çıkartıyorlar. Aman aman şöyle bir kanun çıkartmışlar. Hemen vergileri ödeyelim, faturaları kapatalım. Bak yöneticilerinden, şahından korkun var. Şahların şahından, o şahını, yöneticini yaratan Allah'ından korkun. Nerede? Ama ben korkuyorum hocam. Ya namaz kılmıyorsun. Zekat vakti geliyor, zekatını hesaplamıyorsun. Nerede korku? Sen yalan, senin şehadetin dilde. Kalbinde bir sürü ilah var. Bütün yöneticiler senin ilahın olmuş. Çalışmana, ticaretine, kuvvetine, gözüne, kulağına ve bunlarla yaptığın ticarete güvenmen, bunların tamamı sana birer ilahtır. Kazandığın şeylere güvenmen, insanların dostluğuna güvenmen, benim şöyle tanıdıklarım var, şöyle bağlantılarım var. Bunların hepsi senin kalbinde birer ilahtır. Şehadeti getirdiğin anda bu ilahların tamamını atacaksın. Güvendiğin tek zat olacak. İyiliği, kötülüğü halktan görmen, vermeyi, almayı onlardan bilmen, kalbine yine bir ilah olur. Allah'tan başa güvendiğin ve dayandığın her şey sana bir ilahtır. Onları kalbinden çıkarmadıkça Allah'tan başka Allah yoktur demen faydasızdır. Şimdi biz şehadet getirirken ne söylüyoruz? La ilahe illallah. Allah'tan başka Allah yoktur. Tamam dilim bunu söylüyor. Ama imanın şartlarından bir tanesi ne? Şehadetin şartı dil söylerken kalp ikrar edecek. Kalp ikrar etmiyorsa o kişiye ne deniyor? Münafık. Dil şehadet getirdi. Kalp, Ahmet abi de var. Belediye başkanı benim amcamın oğlu tanıdığı, beni işe alacak. Dil la ilahe illallah diyor belediye başkanı kalbinde. Fısıltılar geliyor.
Kalbinde bir sürü ilah var. Dilindeki şehadet seni kurtarmaz. İkrar edecek. Bu da tamam diyecek, ondan başkası yok. Tek güvendiğim zat o. Şucu bucu değilim, Allahçıyım. Halkın çoğu yukarıda anlatılan şeylere dayanır. Kalplerini onlara verir. Ama kendilerini Hakk'a bağlı sanırlar. Hakk'ı anmak onlar için bir adettir. Bunu sadece dilleriyle yaparlar. Kalpleri habersizdir. Onların hali böylece devam eder. Sonra meydana çıkar. Halleri yüzlerine vurulur. Biz Müslüman değil miydik diye feryat ederler ama faydasız. Bu sahtekarlar, bu mürâiler. Halleri ne zaman yüzlerine vurulacak? Mahşer günü gittiği zaman. O kendini Müslüman biliyor. Mahşer günü bir gidecek Allah Teala, namazlarını çarpın yüzüne. Orucunu çarpın yüzüne, benim için yapmadı. Kulların övgüsünü almak için yaptı. Onların güvenini kazanmak için yaptı. Çarpın yüzüne bunun namazını. Namaz kılan niceleri vardır ki diyor Muhammed Aleyhisselam, onların namazları gırtlaklarından öteye geçmez. Gırtlak ne? Biz şimdi namazda Kur'an okuyoruz kardeşler. Elhamdülillahi Rabbil alemin arrahmanirrahim. Gırtlak. Buraya kadar geliyor. Allah'ın ayetleri buraya kadar geliyor. Şimdi kalpte Allah'tan başka ilah yoksa bu okuduğum iki ayet var ya, yedi kat semaya çıkar. Melekler onu alırlar. Çok güzel bir şekilde süslerler. Kimden olduğunu yanına başına koyarlar. Kerem kulun. Allah'a ulaştırırlar. Allah'ın sevdiği bir amel olur. Kalpte ilahlar varsa, az önce saydığım ilahlar, onların okuduğu Kur'an gırtlaklarından öteye geçmez. O mevlid hanlar, mevlidlere gidiyorlar, 5000'e gelirim diye diyorlar. Adam evine davet ediyor. Hocam, dedem öldü. Gelir misin biraz Kur'an okumaya? Tabii ki gelirim. Viziten 5000 TL'dir. Bir saat kalırım. 5 ilahi, 1 Yasin. 5000. İBAN'a gönderebilirsin. İBAN atıyorum. Onların okudukları Kur'an gırtlaktan öteye geçmez. Boşuna para vererek Kur'an okutuyorsan babana dedene gitmez. O Kur'an'ı kendin okuyacaksın. Kendin. Hocam ben okumasını bilmiyorum. Kaç tane dua biliyorsun kardeşim? 5 tane dua biliyorum. O 5 duayı tekrarla. Devam, al abdestini oku. Peşinden ellerini aç Allah'ım. Bu okuduğum dualardan hasıl olan sevabı, bu ayetlerden hasıl olan sevabı en evvel Peygamberin Muhammed Aleyhisselam'a, en yukarıdan aşağı başta. Sonra sahabeler, tabi'in, tebe-i tabi'in, alimler, en son, en alta gelince vefat etmiş olan dedemin, ninemin ruhuna hediye ettim. Allah'ım sen ulaştır, haberdar et. Bitti. Bak 5000'in de cebinde kaldı. Sahtekarlık da yapmamış oldun. Kur'an'a da hakaret etmemiş oldun. Parayla Kur'an okutmak demek bu kitaba hakarettir. Bir faydası olacağını düşünüyorsun. Allah'tan başka birisine para veriyorsun. Ve diyorsun ki benim yerime oku. Oldu olacak, para ver, senin yerine namaz kılsın. Senin yerine oruç tutsun. Parayla yaptırmaya alışmışsın ya her şeyi. Ver parayı, yaptır. Bu büyük bir cehalettir. Halleri yüzlerine vurulur bunların. Sonra derler ki biz Müslüman değil miydik diye feryat ederler ama faydasız. Son bir paragraf okuyayım, kapatalım. Anlattığımız hale ermenin evveli İslam dinine girmekle başlar. Bu dine gireceksin. Bak, anadan babadan kalma bir bilgiyle ben Müslümanım demek de olmuyor. Bu dine kafa kol gireceksin kardeşim. Hani etrafındaki arkadaşların diyor ya, fazla dalma, aklını kaçırırsın. İçkiye daldın, aklın kaçmadı. Uyuşturucuya daldın, aklın kaçmadı. Aptallaşmadın. Kumara daldın, faize daldın, aptallaşmadın, aklın kaçmadı. Kur'an'a daldığın zaman mı aklın kaçacak? Aptallaşacaksın. Vallahi bu arkadaşlar sahtekardır. Dinleme onları. Dalacaksın bu kitabın içine. Bu deryaya dal, çünkü inciler, altınlar ve elmaslar denizin dibindedir. Üstte yüzmezler. Siz denizin üstünde yüzen bir elmas gördünüz mü? Aa, Ahmet abi denize geldik, elmas yüzüyor ya. Olabilir mi böyle bir şey? Bu altınlar, bütün pahalı şeyler derinlerdedir. Derine dalacaksın ve çekip alacaksın. Emri tutmak, yasaklardan kaçmak, afetlere sabırla karşı koymak da yetiştirir. Seni o İslam dininde yetiştirecek bu işler. Sonu ise zühdle biter. Zühd yani dünya sevgisinin kalbinden çıkması. Kalbin Allah'a yakınlaşması. Allah'ı sevmek. Hakkın gayrı her şeyi bırakmakla da olgunlaşır. Bu alemin kapısına varan için altınla toprak bir olur, eşit olur. Bak çok zor bir makam. Kabul ediyorum. Ama insanlar yaptı bunu.
Binlerce insan yaptı, kitaplarını okuyoruz. Demek ki yapılabilir bir şey, olabilir bir şey bu. Allah bizden yapılabilir bir şey istiyor. Övülmekle sövülmek eşitlik kazanır. Vermekle almak arasında ayrılık kalmaz. Keyif sürmekle cefa içinde kıvranmak o insanlar için aynıdır. Zengin olmakla fakir kalmak hiçbir mana taşımaz. Şu makama bakabiliyor musunuz kardeşler? Zengin olmakla fakir kalmak aynı şey mi? Değil. Bizim gibi sıradanlar için farklı. Ayrı imtihanlar bunlar. Ama veliler için hiçbir farkı yok. Allah onları bazen zenginlikle bazen fakirlikle sınıyor. Onlar diyor ki aynı. Nasıl eninde sonunda öleceğiz. Allah alır, Allah verir. Aziz Mahmud Hüdayi'nin deyimiyle. Alan sensin, veren sen, kılan sen. Ne verdinse odur. Dahinemiz var. Zengin olmakla fakir kalmak aynıdır. Halk onca olsa da olur, olmasa da. Halk onu sevsin veya sevmesin. Umursamaz. Bunların bitiminde hak tecelli eder. Tecelli işte kalp yansıması, işte gönül gözü açılması. Halk arasında derler ya, kalp gözü açılmış. İşte eşit olunca Allah kalbine tecelli ediyor. Onun tecellisi külli olur. Sonra anlatılan halin sahibine şahlık verilir. Artık Allah Teala Hazretleri tecelli eder. Peşinden insanlar bir bal küpürünün etrafındaki arılar gibi onun peşinde koştururlar. Herkes ne alabilirim, bu zattan ne öğrenebilirim diye onu sömürmenin peşine girer. Bu yüzden velilerin, alimlerin etrafında bir sürü insan vardır. Her zaman kalabalıktır. Halka veli olarak gönderilir. Onu her gören ondan fayda alır. Çünkü onda Allah'ın heybeti vardır. Onun nuruna belenmiştir. Rabbimiz bize dünyada iyilik ver. Ahirette de iyilik ver. Ve bizleri ateşin azabından koru diye İmam Abdülkadir Geylani Hazretleri sohbetini bitiriyor. Allah Teala müstefid olanlardan etsin inşallah. Amin kardeşim. Gündemi biraz konuşalım. 3-5 dakika hem kapatalım. Hadi bismillah. Hayvansever dernekleriyle mama üreten firmalar aynı kişilere ait çıktı. Kardeşler bunlar biliyorsunuz mama lobisi. Bir kanun çıkartmaya çalışıyorlar şu anda. Kanun geçmiş meclisten. Şimdi reisi cumhura gidecek. Onay verirse sokaklardaki 4 milyon köpek içeriye alınacak. Barınaklarda bunlar bakıma alınacaklar. Hasta olanlar, tedaviye yanıt vermeyenler veteriner hekimlerin gözetiminde uyutulacaklar. Kim karşı çıkıyor? En çok bağıranlar kimler? Mama lobisi. Bakın, hayvansever dernekleri. Mama lobisinin 3 kolu var. 1. Dernekler, STK'lar, sivil toplum kuruluşları. Dernekleri nasıl anlıyorsunuz? Herhangi bir hayvana bir sıkıntı, bir zarar geldiğinde herhangi bir zalim tarafından bütün ülke ayağa kaldırılır. Hayvanseverler, sözde hayvanseverler. Dünyanın herhangi bir yerinde Müslümanlar soykırıma uğradığında çıtlarını çıkartmazlar. Çünkü bu sahtekarlar nazarında hayvanlar insanlardan daha üstündür, daha değerlidir. Şimdi MASAK raporu bir kolpaçinoluklarını ortaya çıkartmış. Ne olay ne? Sokak hayvanlarıyla ilgili tasarı meclise sunulurken MASAK'ın ilgili bakanlıklara gönderdiği rapor sokak köpeği sorununu büyüten mama lobisini deşifre ediyor. MASAK bir rapor gönderiyor. Neden bu sorunu büyütüyor bunlar? Neden kaşıyorlar? Eyleme çıkarız, ülkeyi yakarız, herkesin arabasını evini yakarız falan diye ortaya çıkıyorlar. Para var. Çok duygusal. Bu STK'lar çok duygusallar. Hayvanları çok seviyorlar. Yani parayı. Rapora göre lobi dört ayaklı. Hayvanseverlik adı altında kurulan STK'lar, mama üreten bazı firmalar, mama ve hayvan satan pet shoplar, veterinerlik şirketleri. Dört ayak. Bunlar ortak iş çeviriyorlar. STK'lar ile mama üreten satanlar aynı kişiler. Bağış olarak toplanan yüz milyonlarca lira da şirket kasalarına gidiyor. Tezgahı görüyor musunuz kardeşler? Geçen akşam haberlerde seyrettim. Anne, STK, Hayvansever Derneği'nin başında. Kocası, mama üretim fabrikasında. Kız, veteriner hekim. Şimdi, anne ilan veriyor. Hayvanların gıdaya ihtiyacı var, mama alacağım. 2 milyon TL'ye bir fabrika buldum, çok uygun. Bulduğu fabrika kim? Bir, farklı bir şehre gidip fabrikadan almıyor, kocası. Aa, benim kocamdan daha ucuz kimse vermez, diyor. Kocasının fabrikasından mamaları
alıyor. 2 milyon borçlandım diyor. Hadi eller cebe. Paralar toplanıyor. Kaç lira geliyor? 4 milyon. Kalan 2 milyon nerede? Cepte. Diğer 2 milyon zaten cepte. Kocasıyla beraber ortaklar. Herhangi bir hayvan bir sıkıntıya oldu. Bir şey oldu. Bir hayvanı buraya getirdiler. Hayvanın sıkıntı oldu. Hastalığı var. Kime gönderiyor? Kızına. Kızım. Kızım demiyor. Falanca yerde bir veteriner var. Hem fiyatları çok makul. Hem de çok iyi bakıyor hayvanlara. Götürün. Üç koldan paraları cukkalıyorlar. Spiker şöyle diyor. 9 tane evi çıktı. STK. 9 ev yapmış kendisine. Oradan 1 milyon, buradan 2 milyon. Köşeye atmış. Olayın bir de rakam boyutu var. Tapelerle konuşmayı severim kardeşler. Bu hayvan olayına el atmazsan, bu sokaktaki 4 milyon köpeğe, bu soruna el atmazsan 6 ay sonra 6 milyon olacak. Köpekler kadar hızlı üreyen başka bir hayvan yok. Bir yıl sonra 8 milyona çıkacak. Bunların verdiği zarar ne? Son 3 yıl içinde bir görsel vardı kardeşim. Bak bakalım o var mı? Buyurun. İçişleri Bakanlığı. Tapelerle konuştum kardeşler. Boş laf yok. Son 3 yılda 4269 tane başıboş köpek saldırısı. Zaten her akşam haberlerde görüyorsunuz. Yolda giderken kız çocuğuna saldırıyor. Adama saldırıyor. Kadına saldırıyor. Herkese saldırıyorlar. 3-5 köpek bir araya geldiği anda hemen birbirlerinden baflanıyorlar ve zarar vermeye başlıyorlar. 4269 tane olay olmuş 3 yılda. 10 tane can kaybı var. 2389 tane yaralı. 6530 tane mağdur. Yaralı ve yaralıların yanında mağdurlar. 3 senede olmuş olan vaka. 4269 tane vaka, olay. Teröre verdiğin yok etme desteğini, hamlesini aynısını buna yapman lazım senin. Bu hayvanların kontrolü yok. Kontrolü yoksa barınaklara koyacaksın bunların hepsini. Barınaklara bakacaksın. Sen devletsin. Beni koruman gerekiyor. O yüzden benden vergi alıyorsun. İşin bir de trafik olayı var. Adam köpek kendisini ısırmasın diye hamle yapıyor ve kaçıyor. Yol mu? Çukur mu? Bakmıyor. Kaçıyor. Köpek parçalayacak. 3 tane köpek üstüne geliyor. Benim buradaki bir kardeşimi de parçalamak üzereyken kardeş yerden sopayı alamasa 4 tane köpek paramparça yapacak. Allah'a şükür sopayı yerden alıyor. 2 sıyırıyor. Köpekler kaçıyorlar. Bakın. Köpekten kaçarken caddeye çıkıyor. Yola çıkıyor. Olay ne? 2666 tane araç kazası. Ya araba kişiye vuruyor, ya araba kişiye vurmamak için kırıyor, başka bir arabaya vuruyor, ya da duvara vuruyor. Sadece sokak köpekleri yüzünden 2666 tane kaza. 37 can kaybı var, trafik. 3898 yaralı. Ya terör bize, son birkaç yıl içinde terör bize bu kadar zarar veremedi ya, terör. Allah'a şükürler olsun, ülkenin içinde bitirdik. Şimdi dışarıya hamle yapıyoruz. Onlar gelmeden biz onlara gidiyoruz. Ayıyı ininde boğuyoruz elhamdülillah. Tamamının kökünü temizleyinceye kadar durmak yok. Olay bu kadar ciddiyken siz hala neyin kumpasındasınız? Neyin paranın peşindesiniz? STK'lar. Niye boş muhabbet yapıyorsunuz? Hiçbir STK'nın Filistin hakkında 40 bin tane insan öldü. 20 bini kadın ve çocuk. Bir tane STK'nın, Hayvansever Derneği'nin Filistin hakkında tek bir çağrı yaptığını duydunuz mu? Bir miting, bir toplantı falan. Umurunda değil. İnsan mı? Hele Müslüman. Öldürün. Öldürün. Kaç Müslüman öldürülürse dünyanın kârıdır, avantajıdır. Hayvanlardan herhangi bir tanesini öldürürsen dünyayı ayağa kaldırıyorsun. En başta biz karşı çıkarız. Çünkü mazlumdur, korunmak zorundadır. Ama insandan da üste koymayız. Sevgide asla aşırılığa gitmeyiz, bu sabahtadır. Allah bunlara hidayet versin kardeşim. Devam et. Ses ver bakayım. Abi falan filan diyordu. Ne oldu abi akıbeti? Başı al kardeşim. Şey oldu. Oğlum siz ne olmak istiyorsunuz onu söyleyin. Rabbim hemen size onu yapsa. Fiyatın ne oldu? Kardeşim başı alman lazım bunu. Saya falan filan diyordu. Firavun vardı Firavun. Hazreti Musa'ya ne yapıyordu abi? Falan filan diyordu. Ne oldu abi akıbeti? Müzelik eşya aldı. Oğlum siz ne olmak istiyorsunuz onu söyleyin. Rabbim hemen size onu yapsa. Firavun kardeşler, bak hiç bir olay,
bir olay anlatıyor kardeşim. Fakat o kadar fazla kendisini kaptırmış ki. Müzelik eşya oldu falan diyor. Anlatım tarzı biraz garip. El hareketleri falan. Yalnız çok içten, çok deruni konuşuyor. Kardeş şimdi her hocanın bir halifesi olmak zorunda. Her hoca halife. Vaaz verecek, insan yetiştirmek zorunda. Bizim dervişlerden hareket yok. Ben halifemi buldum kardeşim bak. Çok tesirli bir konuşması var. İnşallah bu adamı yetiştireceğim bak. Sizden hayır yok kardeşim dervişler. Buyurun devam et kardeşim. Ne oldu? Hazreti Musa'ya falan filan diyordu. Demiyor muydu abi sen şahitsin? Firavun vardı. Bir dakika bir dakika. Ne dedi az önce? Demiyor muydu abi sen şahitsin diyor ya. Ya olay 3000 sene. Olay 3000 sene önce gerçekleşmiş kardeşim. 3000 sene ya. Ve adama o kadar fazla kendisini kaptırmış ki sen şahitsin diyor. Şahit demek olayı görmüş olan kişi demektir. Hayır şunu demesi lazım. Sen bilmiyor musun abi? Yani Firavun olayı hiç kitaptan okumayan bir insan bile hocalardan, vaazlardan görmüştür kardeşim. Sen bilmiyor musun falan demesi lazım. Fakat konuşmaya o kadar fazla kendisini kaptırmış ki şahitsin abi diyor. Allah bu kardeşime selamet versin. Hazreti Musa'ya ne yapıyordu abi? Falan filan diyordu. Ne oldu abi akıbeti? Müzelik eşya oldu. O... Devam et kardeşim. Bir dakika, bir dakika kardeşim. Bir geri al şunu. Dur. Şimdi kardeşler, burada ne var? Taç var kardeşim. Dur. Şimdi bu adamın biraz kafası karışık. Muhtemelen Osman yahut da Ertuğrul dizisinde yahut da işte Büyük Selçuklu dizisinde bir rol vermişler bunlara. Bunlar figüran biliyorsunuz kardeşler. Figüranlar çok düşük miktar para alıyorlar. Bir kardeşim bir itirafta bulunmuştu. Hocam 6 saat boyunca namaz kılma sahnesi çektik. Yağmur yağıyor. Yerler jırık, üstümüz jırık. 6 saat boyunca namaz sahnesini çektiler. Aldığımız para günlük 80 TL. Bu tabii 2 sene önceki bir şey. Şu an ne alır? 300 TL alır, 400 TL alır bilmiyorum. Şimdi İslami olarak bir adam şaka yolunda, şaka niyetiyle bir haç taksa buraya. Bu adamın hükmü nedir? Şaka yoluyla bile herhangi bir dinin ritüelini uyguladığın anda ya da bir putunu evine koyduğun anda İslam dairesinden çıkıyorsun. Bunun şakası yok. Bu rolleri kim oynayabilir peki? Bu rolü ateist oynar, deist oynar, komünist oynar. Ama ben Müslümanım diyen bir adam bunun figürünü olamaz. Sonuç böyle komedi bir durum ortaya çıkar. Kardeşimiz namaz vakti gelmiş. Namaz borcu da var. Müslüman, şuurlu bir Müslüman ama ilimsiz bir Müslüman. Namaz borcu hakkında hassas. Ama kalbi farklı farklı putlarla dolu. Az önce Abdülkadir Geylani söylediği gibi. Kalplerindeki putları atamamış. Para kazanacağım diye şu giyilir mi, şu haç giyilir mi? Haç ne demek? Haç demek ne demek? Muhammed Aleyhisselam papazın tam göğsünde haçı gördü. Sahabe dedi ki, ey Allah'ın Resulü bu göğüslerindeki şey nedir? Muhammed Aleyhisselam dedi ki, o puttur. Allah'ın yanına iki tane daha koyuyorlar. Bunun işaretidir. Sen bir Müslümansın. Verdiği para 400 TL olsa ne olur? 400 bin TL olsa ne olur? Bunu giyemezsin kardeşim. Deistlik, ülkemizde deist, ateist bol. Herkes havacıva olsun diye ben ateistim, ben deistim diyor. Bırak onlar yapsınlar bu rolü. Sen Müslümanların rolünde ol kardeşim. Yine figür ol. Ama şunu yapma. Bu hafta bu kadar yeter kardeşler. Önümüzdeki hafta inşallah namaz kılan bir Alperen videosu bulurlarsa kardeşler onu paylaşırız, onu konuşuruz inşallah. Allah hepinizden razı olsun.